Aşağıda bitişik ve ayrı yazılan birleşik kelimelerle ilgili bazı kurallar verilmiştir. Renk adlarıyla kurulan bitki, hayvan ve hastalık adları bitişik yazılır. Birleşme sırasında kelimelerinden hiçbiri veya ikinci kelimesi anlam değişikliğine uğramayan birleşik sözcükler ayrı yazılır. Bu kurallara göre cümlelerinin hangilerinde yazım yanlışı yapılmıştır? A 1 ve 2, B 1 ve 4, C 2 ve 3, D 3 ve 4. İnceleyelim. 1. Deve kuşu yumurtasının büyüklüğü hepimizi şaşırttı. Burada ikinci kurala uyulmuştur. 2. Ağustos böceği ile karıncanın hikayesi çalışmakla ilgili dersler içerir. Burada ikinci kurala uyulmuştur. 3. Fırına koymadan önce böreğin üzerine çörek otu serpmeyi sakın unutma. Burada ikinci kurala uyulmamıştır. 4. Toplantıya gelirken kendisine çok yakışan nar çiçeği renginde bir gömlek giymişti. Burada da birinci kurala uyulmamıştır. Cevabımız D seçeneğidir. Etmek, eylemek, olmak, olunmak, yardımcı fiilleriyle kurulan birleşik fiiller, ilk kelimesinde herhangi bir ses düşmesi, ses değişmesi veya türemesine uğrarsa bitişik yazılır. Bunun dışında ayrı yazılır. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde söz edilen kurala aykırı kullanımdan kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır? A. Yıllar önce ülkesini terk ederek başka bir ülkeye yerleşti. Burada terk etmek ifadesinin yazımı yanlıştır. Ses olayı meydana gelmediği için ayrı yazılmalıydı. B. Yırtıcılar doğada avlarını belirli bir mesafeden hissedebilir. Hissedebilir ifadesinin yazımı doğrudur. Ses olayı meydana gelmiştir. B. Zorlandığın zamanlarda sabrederek ruhunu olgunlaştırırsın. Sabrederek ifadesinin yazımı doğrudur. Ses olayı meydana gelmiştir. D. Tomurcuk veren güllerin kokusu bahçenin dışından bile fark ediliyordu. Fark ediliyordu ifadesinin yazımı doğrudur. Ses olayı meydana gelmemiştir. Cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? A. Masmavi bir denizi andıran gözlerinde kayboldum. B. İnsanlar art arda sıralanmış uzun bir kuyruk oluşmuştu. C. İç içe geçmiş sarı, mor ve kırmızı çiçekler bahçeyi süslüyordu. D. Birbirlerinin yüzüne bakan ihtiyar adamlar ne yapacağını bilemedi. Seçenekleri incelediğimizde İç içe geçmiş sarı, mor ve kırmızı çiçekler bahçeyi süslüyordu cümlesinde iç içe ifadesi yanlış yazılmıştır. Ayrı yazılmalıydı. Cevabımız C seçeneğidir. Dış, iç, sıra sözleriyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır. Somut olarak yer belirten alt ve üst sözleriyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde verilen kurallara uymamaktan kaynaklanan yazım yanlışı vardır? A. Hafta içi sözel derslerden bol bol soru çözmeye çalışıyorum. Burada hafta içi ifadesinin yazımı doğrudur. B. Alınan önlemler kapsamında yurt dışına çıkışlar sınırlandırıldı. Burada yurt dışı ifadesinin yazımı yanlıştır. Birinci kurala uyulmamıştır. C. Yazar romanlarında okuyucunun bilinçaltına inmeyi başarabilmiştir. Burada bilinçaltı ifadesinin yazımı doğrudur. İkinci kurala uyulmuştur. D. İnsanlar geçmiş yıllarda çağ dışı yollarla hastalıkları tedavi etmeye çalışırlardı. Burada da çağ dışı ifadesinin yazımı doğrudur. Birinci kurala uyulmuştur. Cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirmenin yazımı yanlıştır? A. Elleri her zaman tertemizdi. B. Okulun formasının rengi kopkoyuydu. C. Sımsıcak sözleriyle gönlümüzü ısıtırdı. D. Hastaneden çıkınca sapasağlam olmuştu. Seçenekleri incelediğimizde tertemiz, kopkoyu, sımsıcak pekiştirmelerinin yazımı doğrudur. Ancak sapasağlam pekiştirmesinin yazımı yanlıştır. Sapasağlam değil, sapasağlam şeklinde yazılır. Cevabımız D seçeneğidir.